E, artık kış geldi. Elektriğe, doğalgaza zam gelecek mi yeni yılla birlikte? Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bu soruya yanıt verdi. Sorunun yanıtını ve daha fazlasını şimdi Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'den alacağız. Aykut notların için sendeyiz. Sena vatandaşı ilgilendiren o soruları Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e Filyoz Doğalgaz İşleme Tesisinde sorduk. Sorularımızı yanıtladı. İlk olarak da doğalgaza bir zam yapılacak mı sorusunu yönelttik. Aynı zamanda elektriğe de bir zam gündemde mi sorusunu sorduk Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e. Doğalgazla ilgili Bakan Dönmez'in verdiği mesaj şu. Doğalgazda ilk değerlendirmelere gö göre yıl başında herhangi bir zam söz konusu değil dedi Enerji Bakanı. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin enerji politikalarındaki yol haritasını anlattı. 2022 yılına dair değerlendirmelerde bulundu. Aynı zamanda 2023'te enerji politikalarına hangi adımlar atılacak buna da yanıt verdi. Tabi uzun bir süredir gündemde olan bir mesele var. Konuştuğumuz bir mesele var. O da Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine taşınması buna dair de konuştu. Enerji Bakanı sadece 3 Türk devleti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değil. Aynı zamanda diğer Türk devletleri arasında da iktisadi ekonomik bir gelişmeye dair açıklamalar kamuoyuna yansıdı. Biz Türkiye olarak farklı kaynak girişinden yanayız. Türkmenistan ile gaz tedariğine ilişkin bir anlaşmamız var. Maalesef bir yol güzergah bulup gerçekleştiremedik. Türkmenistan fiziki olarak bizimle komşu değil bir başka ülke ya da ülkelerden bu gazı tedarik edebiliyorsunuz dedi. Önümüzdeki günlerde Türkiye, Türkmenistan ve Azerbaycan Enerji Bakanları olarak bir araya geleceklerini belirtti. Üç bakanın bir araya gelmesi öncesinde de çalışma gruplarının oluşturulduğunu hatırlattı. Tüm alternatifleri masaya yatıracak bu çalışma grubu ondan sonra da biz bir araya geleceğiz ve daha sonrasında da liderlerimize aktaracağız. Son değerlendirmeleri 3 lider birlikte yapacak. Aynı zamanda Türkmen gazı ile ilgili bu sürece dair takvimi de anlattı Enerji Bakanı. Bir ay içerisinde ön çalışmayı tamamlamayı hedefliyoruz. Daha sonra da liderlere sunacağız dedi ve Trakya'daki enerji üssü meselesi buna dair de bundan süre, sonra sürecin nasıl işleyeceğini de paylaştı bizlerle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Avrupa'daki emsal borsalar piyasalar nasıl çalışıyor bunlarla alakalı edindiğimiz tecrübeler vardı. Hem alıcıyı hem de satıcıyı tatmin edecek, güvenle bu piyasada işlem yapabilecek bir merkez hedefliyoruz. Ancak dedi, şunu söyleyebiliriz. 3-5 ayda halledilecek bir konu değil. Hedefimiz bir yıl içerisinde böyle bir piyasayı hayata geçirmek ifadelerini kullandı. Tabi Filyos'taydık orada e, sondaj çalışmaları, işleme tesisindeki çalışmaların devam ettiğini de gördük. Birkaç hemen izlenimimi de e, paylaşayım. 8 bin işçinin çalıştığını ifade etmekte e, fayda var. Şantiyeler malı bir çalışma e, söz konusu. Karadeniz'deki doğalgaz çalışmaları da yine e, bakan. Fatih Dönmez'e sorduğumuz sorulardı. Çaycuma bir kuyusunda e, olumlu gelişmeler olduğunu söyledi. Verilerin olumlu olduğunu söyledi Bakan Dönmez. İnşallah oradan da böyle bir müjdeli haber verebileceğiz dedi. Tabii Türkiye'nin karadaki petrol arama çalışmaları da enerji noktasında önemli meselelerden birisi. Geçtiğimiz günlerde Gabar'da bir kaynak bulundu. Adana'da daha önceden bulunan bir kaynak söz konusuydu. Bu çalışmalar ne aşamada? Bu sorumuzu da yanıtladı. Yoğunlaştığımız yerler, daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler, potansiyel olarak güçlü alanlar İç Anadolu'da da, Ege'de de Doğu Anadolu'da da araştırmalarımıza yoğunluk vereceğiz. Gelen veriler nasıl olursa ona göre ilerleyeceğiz diye konuştu. Özetlemek gerekirse Türkiye'nin enerjideki yol haritasını devam eden projeleri bizimle paylaştı. Doğal gaz ve elektrikte şu ana kadar herhangi bir zam olayının öngörülmediğini paylaştı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez.